Tatlımızın iç malzemesi için cevizlerimizi el rondosuna koyuyoruz. Bir su bardağı olacak şekilde indirince kıyılacak arkadaşlar. Cevizimizi çektikten sonra bir tane yumurtamızın sarısını beyazından ayırıp beyazını iç malzememizde kullanacağız. Sarısını da üzerine süreceğiz arkadaşlar. Sarısını kenara alalım. Beyazının içine, akının içine çektiğimiz cevizlerimizi atıyoruz. Çok ince de olabilir benim gibi. İnce ve biraz daha büyük parçalar halinde de olabilir. Ve bir yemek kaşığı şekerimizi ilave ediyoruz. Ve bunu karıştırıyoruz. Bulamaç halinde bir iç malzeme olacak. Tüm malzemeleri iyice birbirine katalım. Bu şekilde bir iç malzeme. Daha sonra tezgahımıza bir miktar un serip yumuşamış olan milföyümüzü nazik bir biçimde biraz açıyoruz arkadaşlar. Biraz büyütelim. Milföyünüz ne kadar yumuşaksa o kadar daha iyi açılıyor. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Milföyümüzü açtık. Hazırladığımız malzemeyi ortasına yerleştiriyorum. Ve ucundan yavaş yavaş kıvırmaya başlıyorum. Milföyümüzü bu şekilde kıvırdıktan sonra kesiyoruz arkadaşlar.
Ve yağlamış olduğum fırın tepsime diziyorum. Dört adet milföy kullanacağım bu tarafında arkadaşlar. Tatlımızın üzerine ayırdığımız yumurta sarısını sürüyoruz arkadaşlar. Milföylerimizin her birine yumurtamızı sürelim. Daha sonra 150 derece fırında üstü kızarıncaya dek, yani 10-15 dakika sürer. Kızartalım ve sonra şerbetini dökelim. Arkadaşlar, şerbeti içinse 2 bardak toz şeker, 2 buçuk bardak su ekliyorum ve birazcık böyle birkaç damla limon ekleyip suyumun iyice kaynamasını sağlıyorum. Şekerleri eriyene kadar şerbetimizi karıştıralım. Şerbet kaynadıktan sonra 10-15 dakika daha kaynatmaya devam edip altını kapatıyoruz. Tatlımız fırından çıktı. İlk sıcaklığı gitti. Şerbetimiz soğudu. Şerbetimizi tatlımızın üzerine gezdiriyoruz arkadaşlar. Şerbetli milföy tatlımız servise hazır. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selametle.